Merhaba. Türkiye'nin en can alıcı konusu KHK'larla kararan hayatlardır. Ohal kararnamelerinin üzerinden yaklaşık 8 yıl geçti. Bugün OHAL kalkmış olsa da hakkında verilmiş hükümler veya idari kararlar düşmüş, beraat etmiş olsan da, yani mevcut kanunlar önünde aklanmış olsan da haklarına dönememe, yaşama kaldığın yerden devam edememe rejimidir bu rejim. Sadece rejim mi? Bir daha asla dönmenizi istemeyen, ne bileyim ağaç köküne muhtaç bir yaşam sürmenizi isteyen azımsanmayacak bir kitle var. Geçen bu, Abdurrahman Dilipak'ın mesajında vücut buldu. Yaptığı hesaba göre KHK'lılara ödenecek tazminat 1.25 milyar euroyu buluyordu. 8 yılın minimum faturası buydu. Sağolsun bizi niyet okumaktan kurtarmış, son cümlede içini 3 kelimeyle dökmüştü. Al başına belayı. Bu noktada çok uzatmadan tazminatsa öderiz diye Erdoğan'dı. Bırakınız ödesin reisinizden daha mı iyi bileceksiniz deyip kestirip atmak mümkün. Tabii maksat bu değil. Maksat bu insanları gömmek ve tabir yerinde ise üzerlerine beton dökmek. Tabii bugün bu çağda nasıl yapacaksınız? Olanağı yok. Mesele para veya tazminat da değil. Öyle olsa bu hesaba göre yani 1.2 milyar euro hesabına göre tek kalemde kaynağı göstereyim size. Cengiz Kalyon grubunun işlettiği İstanbul Havalimanı'nın 2018, 19 ve 20 yıllarına ait 1.2 milyar euroluk kira borcu 20 yıl ertelendi. Devlet hava meydanlarının başındaki kişi bir soru üzerine bunu 17 Ağustos 2022 yılında doğruladı. Burada kamu hakkı var. Hukuksuz bu işlemi iptal eder, tek kalemde KHK'lıların bütün tazminatını ödersiniz. Tabii dedim ya, mesele bu değil. Farkında mısınız KHK'lılara 10 bin euroyu bile çok görüyorlar. Tamam o zaman bu rakamı verelim. 8 yıl değil sadece 1 yıl KHK'lıların yaşadıklarını yaşasınlar. Kayıplar, ölümler, hastalıklar, travmalar, linçler. Hatta 10 bin değil karşılığında al sana 30 bin euro diyelim. Kaçacak delik arayacaklardır. Türkiye devleti bu tür davalarda tazminat ödememek için 40 takla atar. İçeride kendi halkını anlattığı masallarla da her daim haklı çıkar. Ne çare bu? Devleti kurtarmıyor. Ödeyecek tabii. KHK'lıların hem haklarını iade edecek hem de kayıplarını tazmin edecek. Elbette işkence altında öldükten sonra hakları iade edilenlerin, travmayı atlatamayıp intihar eden çocukların tazminatını nasıl ödeyeceksiniz? O hesap başka yere kaldı. KHK'lıların hayata dönmeleri esasen ülke adına bir kazançtır. Ve bu ne 30 bin ne de 300 bin euroyla ifade edilir. Bir insan kolay yetişmiyor. Bu bedel temini mümkün olmayan kadroların... Faturası olarak bile düşünülse yeridir. Hala hazırda bu kadroları dolduranların mühim bölümünün liyakat sorunu ortada. Asıl onların tasfiyesi ülkeye nefes aldıracaktır. Avukat Figen Çalıkuşu'nun ifadesiyle Türkiye'de 1,5 milyon insan kocaman bir torbanın içine atılıp üzerine terörist yazılıp paketlendi. Bunu ailelerine genişletirseniz 6-7 milyon insanın soruşturmalardan şu veya bu biçimde etkilendiği ve gelecek nesillerin de adeta ipotek altında olduğu ortaya çıkar. Mevcut siyasal ve sosyal atmosfer kişiyi sülalesi üzerinden kimlik analizine tabi tuttukça bu onlarca yıl devam etme kapasitesi olan bir sosyal tehdittir. Artık taşınamaz haldeki bu yük ve dramın her geçen gün kar topu gibi büyüdüğü de ortada. Bu işe bir yerde dur diyerek sorun ve sorunlar yumağını kendiliğinden çözmüş olursunuz. Geleceği kurtarırsınız. Bu da ödenecek tüm bedellerden daha kıymetlidir. Tüm KHK'lar yani kanun hükmünde kararnameler sonuçlarıyla birlikte iptal edilmelidir. Bu zannedildiği gibi yargının değil, siyasetin konusudur. Bundan bugün bahsedilmesi, bahsedilmeye başlanması esasen sürecin bittiğini gösterir. Havlu atmışlardır.